siyasi ahlak ve etik yasasını bu kurumdan daha iyi yapabilecek bir kurum var mı? Hala şu anda üniversitede bir sürü hocalar var. Yani veya ne bileyim bir bugün yani bir yeni anayasada ne olması gerekiyor? Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılabilir. Veya siyasi partiler yasası veya seçim yasası. Yani bunu herkesin bunu düşünmesi lazım. Herkes bunu bu mücadeleyi vermesi lazım. Öbür türlü ya işte Cumhuriyet elden gidiyor. İşte artık Türkiye çıkmaz yolda demememiz lazım. Özellikle bugün hani Cumhuriyet'in kuruluşu bakın nasıl nereden gelmiş? Nasıl kurulmuş? Biz sizlerle mücadele verdik. Ne mücadelelerden geçtik? Bugün de buna teslim olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle olmayacak ama yani bu da siyasi parti olarak tabana en geniş yani kitleye hitap edildiği ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni diye parti olarak düşen bir görev olduğunu düşünüyorum. Elbette bizim camiadaki arkadaşlarımız, mezunlarımız çoğu belli bir şeyden geçmiş, belli bir aşamadan geçmiş. 12 Eylül'leri yaşamış, 12 Mart'ları yaşamış diye. Toplumumuz siyasetten zaten şeyin içerisindeyiz ama benim anlatmak istediğim şey de bugün için Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin İktidar Partisi'ninki o iktidar partisi de bugün ne kadar iktidar olduğunu siz gördünüz. Bir takım insanların da şeyini beklemeden milletvekilliğinden ayrılıp demokrasinin gereği değil mi? Bunu seçime doğru diyebilir. Sayın milletvekillerimiz 3'te 1 milletvekiliyiz istediği zaman otomatik seçime gitmek zorunda. 2019'u beklemek zorunda değil. Bu ve bunun gibi bir takım şeyler yaratabilir, projeler üretebilir ama hiçbir şey yok. İşte o mekanizmayı, şimdi o mekanizma şimdi ortada. Yani son 2 senede 4 seçim kaybetmiş ve o hatalarla yüzleşmiyor. Yani ben hani burada bir aile ortamı olduğu için rahat söylüyorum. Mekanizma ortada. Şimdi bu mekanizma eğer hareket, bu zorlanılmazsa yani bizim gibi içeride o mücadele verilmezse, sizin gibi dışarıdan o mekanizma zorlanmazsa o mekanizma işte %25'i %27 yapmaya çalışır, %28 yapmaya çalışır ya da %24'te kalır. Yani bu ama bugün bunun dışında bir noktadayız. Onun için hep beraber yani o topyekün bunu şey yapmamız lazım. Yani bu iradeyi ortaya koymamız lazım. Hem umutsuz olmamamız lazım, moralimizi bozmamamız lazım. Hem de yani oy verdiklerimizin de yakasına yapışmamız lazım. Ben sözümü şöyle bitireyim. Yani buradan ayrılırken gerçekten hani hiç kimsenin umutsuz olmasını istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben eğer umutsuz olduğum zaman ben eve gittiğim zaman eşimi de olumsuz etkiliyorum. Veya yarın çalışma arkadaşlarımla bir araya geliyoruz. Onları da moralini bozuyorum. Ben umutlu olmam lazım. Sizin de umutlu olmanız lazım. Bakın Atatürk'ün yani çok güzel veciz sözleri var. Dediğim gibi o bizim hakikaten yani inanılmaz dersler yatıyor. Gerçekten şu hakikaten yani 100 yılın daha iyisi. Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim diyor. Yani biz de umudumuzu kaybetmememiz lazım. Biz de o mücadeleye devam etmemiz lazım. Çünkü aslında demin de söylediğim gibi nereden bakarsanız bakın, nereden bakarsanız bakın. Yani karşı taraf yani bana göre dökülüyor. Ha muhalefet de dökülüyor. Ayrı. İşte o zaman ne yapmamız lazım? Muhalefeti normalleştirip yani Türkiye'yi normalleştirmemiz lazım. Çünkü öbür taraf artık normalleşemez bana göre. O orta çağa doğru gidiyor. Yani onun bir normalleşebilme imkanı ihtimali yok. Artık birbirlerini yiyorlar. Yani hani demin söyledim açık açık. Yani kuruculara bakın. 5 kişi miydi? 2 elin parmağı. Hepsi birbirini yiyor şu anda. Hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Oradan bir şey olmaz. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Cumhuriyet ve demokrasi bağlamında tabii ki geniş bir cephe yani diğer partileri de yanına alarak onda zorlanarak bir Cumhuriyet ve demokrasi cephesiyle bunu ileriye taşıyabilir ve Türkiye'yi bu karanlıklardan aydınlığa taşıyabilir. Ben bir ara deneyim miyim? Evet, buyurun. Şimdi aslında güzel bir noktaya geldik. Değerli arkadaşlar, bu açıklamayı gerekli gördüğüm için söz aldım. Bu araya girilmez ama sohbet edildi, ayrı toparlısı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açmazını biz kendi konularımızda daha önce tartıştık. İnan tartıştık, konuştuk da. Hatta önerilerde bulunduk. Şöyle bir şansımız oldu bizim. Bizim içimizden 2 dönem, hatta 3 sene bizden mezun arkadaşlarımız milletvekili oldular. Umut Bey de onların içinde. Beyza Hanım var, daha önce Ayaydın vardı. Çok sayabilirim. Bizim önerimiz şu oldu. Hem ile hem de bizim milletvekili yapan mezunlarımıza. Ya şu sivil toplum örgütleri, üniversitede örgütlü olanlara kastediyorum, yani mezunlar derneklerini. Gelin biz önlerine gidelim, sizi
sizi ilişkilendirelim. Şu şeye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üniversite gençliğinin girişini kolaylaştıralım. Üniversitenin düşüncelerinin akmasını sağlayalım. Akademisyenler olan ilişkimiz koordineden bir beklentimiz de yok dedi. Maalesef şimdi hak veriyorum ve de çok şanslıyız ki Umut Bey ilgi var. Şu an ilk defa bir siyaset adamı bizim camiada bu kadar net, açık, somut öneriyle geliyor. Bu çok kıymetli. Bugüne kadar hiçbir siyaset adamı bizim kültürlerde çok kullanıldı. Geldiler burayı değerlendirdiler Umut Bey ama bu açılımda bir sivil toplum örgütleri ve siyasetin bir arada olmasından yanayız diyemedi. İlk defa diyorsunuz. Bu iyi bir şeydir bu. Olumludur da. Ama inanın ki biz de kendimize düşeni inanın yaptık. Dedi ki ya işte il başkanı seviyesinde yani İstanbul üzerinde seçilen her iki tane il başkanı bizzat ben önerdim. Dedim ki bizimle ilişki kurun. Bu gençliği, dinamizmini, birikimini size aktaralım. Ya bize bir tane mektup bile yazmadılar biliyor musunuz? Bir etkinliklerine davet etmiyorlar ya. Çünkü kendi işlerinde bir kavgalar var ya, koltuk kavgaları. Yani ön seçimde çıkma ya da atanmada öncülük yapmak. Endişesiyle bizden kim birilerinin onun önüne geçeceğini düşünerek çok kötü bir anlayış ama maalesef bunu hissettik. Bizim bu bizim gibi sivil toplum örgütleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri maalesef bugüne kadar sağlıklı bir ilişki kurmadılar. İnşallah bundan sonra kurarlar. Çok da faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Efendim hepinize tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Ben affınıza sığınarak ayrılmak zorundayım. Onun için de özür diliyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. İnşallah daha nice daha güzel günlerde bir arada olacağımıza da yürekten inanıyorum. Sağ olun, var olun.